Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Blender'da terk edilmiş bir şehri nasıl yapabiliriz bunu işleyeceğiz. Görselin final haline bakınca bu nasıl terk edilmiş bir şehir diyebilirsiniz. Ben de öyle söylüyorum. Ekran kartım daha ilerisini maalesef kaldırmadığı için projenin ilerisine gidip hasarlı binalar vesaire yapamadım. Bu haliyle de güzel oldu diyebilirim. Videoya geçmeden önce bu içerik için çok emek verdik. Lütfen emeğimizin karşılığı için beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi sizleri video ile baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet, her zaman yaptığımız klasik ayarlarımızı yapıyoruz. Cavity ve Bolt'u aktif ediyoruz. Sahnemizin ölçü birimini ise santimetre olarak değiştiriyorum. Küpümüzü seçerek Edit Mode'a giriyoruz. Burada küpümüzün üst yüzeyini silebiliriz, alt yüzey kalabilir. Ölçülerimizi görebilmek için Edge Lens'i aktif ediyorum. Binamızın boyutunu ayarlıyoruz. Objemize Cube Projection diyerek UV Map atamasını yapıyoruz. Yandan bir pencere açarak UV Editör'ü açıyoruz. Buraya binamızın kaplamasını yüklüyoruz. Burada küpümüzün UV Map'ini kaplamamızın boyutu kadar Scale yapıyoruz. Genişliğini de istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Binamızın kenarlarını da tekstürümüzün kenar kısımlarına gelecek şekilde scale yapıyoruz. Modelimizi daha gerçekçi gösterebilmek için loop cutlar ile pencere kısımlarını bölüyoruz. Bölme işlemi bitince pencere olacak yüzeyleri seçip içeri doğru ortalama 4 cm extrude yapıyoruz. Bu şekilde daha gerçekçi bir görüntüye kavuştuğumuzu görebiliyorsunuz. İsterseniz materyallerimize isim verebilirsiniz. Bu şekilde karışıklığın önüne geçmiş oluruz. Ana materyali kopyalayarak yeni oluşturduğumuz materyale aktarıyoruz. İkinci materyale seçili olan cam yüzeyleri assignliyoruz. Yani atıyoruz. Yeni bir pencere açarak buraya da Shader Editör'ü açıyoruz. Pencere materyalinin roughness değerini düşürüyoruz ki daha pürüzsüz bir yansıma elde edelim. Şimdi binamızın üst katlarını yapmaya başlayabiliriz. 3D kursörümüzü binamızın merkezine taşıyarak bir plane ekliyoruz. Snap özelliğimizi aktif ederek Edit Mode'da plane'imizi binamızın alt katının ölçülerine göre scale yaparak büyütüyoruz. Üst katlar biraz büyük olur. Biz de üst kat kısmını biraz daha büyütüyoruz. Kat yüksekliğimizi 300 cm yapıyoruz. Videoyu montajlarken fark ettim ki ben alt kısmı 200 cm olarak yaptım. Siz alt katı da 300 cm olarak yapabilirsiniz. Alt katta yaptığımız gibi üst kat objemize de materyal atıyoruz ve isim veriyoruz. Shader Editör'de kısa yol tuşlarını kullanabilmek için Node Wrangle addon'u aktif etmemiz gerekiyor. Edit Preferences bölümüne giderek addon'lardan Node Wrangle'ı aratıp bulup aktif ediyoruz. İşlem tamamdır. Principle seçili iken Ctrl+T ile imaj tekstürü otomatik olarak ekliyoruz. İmaj tekstürün Open butonuna tıklayarak binamızı atayacağımız tekstürü seçiyoruz. UV Editör'den fotoğrafımızı seçiyoruz. UV Editör'de UV Map'i seçerek istediğimiz ölçüleri getirene kadar Scale yapıyoruz. Katımızın karşılıklı gelecek yüzeylerini seçerek UV Editör'de UV Map'lerini düzenliyoruz. Pencere boşluklarını Loop Cut ile belirliyoruz. Bir pencereyi bırakarak diğer pencere kısımlarını seçiyoruz ve içeri doğru 5 cm extrude yapıyoruz. Extrude yaptığımız cam kısımlarını siliyoruz. Geriye bir tane pencere bırakmış oluyoruz. Geriye kalan tek penceremizi de seçerek içeri 5 cm extrude yapıyoruz. Pencere kısmı seçiliyken Y tuşuna basıyoruz ve ayrı bir yüzey haline getiriyoruz. Pencere kısmını en alt katta yaptığımız gibi loop katlar ile keserek ahşap ve cam olacak kısımlarını belirliyoruz. Pencere modelini kat modelimizden Separate menüsünden ayırıyoruz. Penceremizin doğrama kısmını 10 cm dışarıya extrude yapıyoruz. UV bozukluklarını giderebilmek için yandaki yüzeyleri seçerek Cube Projection diyerek UV'yi açıyoruz. Onları da ahşap gibi uygun konuma taşıyarak pencere modelimizin daha düzgün gözükmesini sağlıyoruz. Pencere modelimizi pencere boşluklarına tek tek yerleştiriyoruz. Evet, genel olarak birinci katımızı bu şekilde tamamlamış olduk. İlk başta söylemeyi unuttum. İlk pencere modelini yaptıktan sonra cam kısımlarını da ayrı materyal atayıp roughness değerini düşürüyoruz. Zaten bu işlemi alt katta yapmıştık. Yaptığımız katın merkezini alt noktalardan bir yer olarak belirliyoruz. Şimdi yaptığımız katı üst üste Array Modifier ile çoğaltıyoruz.
Evet, katımızı bu şekilde çoğalttık. Binamıza detay olarak kat silmesi tarzı kenarlarına çıkıntı ekleyebiliriz. Artık kat sayısı kaç olacaksa kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kat yüksekliğine karar verdikten sonra Arrow Modifier'ını onaylıyoruz. Son katı Edit Mode'da düzenleyerek üstünü kapatıyoruz ve çatı kısmını oluşturuyoruz. İsterseniz biraz bu şekilde çıkıntı verebilirsiniz. Evet, artık gösterdiğim bu yöntem ile kendi zevkinize göre kaç tane bina istiyorsanız yapabilirsiniz. Binamızı biraz daha kirli göstermek için siyah beyaz tekstür ile binamızın tekstürünü Mix Color ile karıştırıyoruz. Karıştırma formatını overlay yapıyoruz. Siz farklı karıştırma türlerini de deneyebilirsiniz. Şimdi binamıza roughness map yapmak için mix color çıktısına color ramp ekliyoruz. Color ramp çıktısını roughness kısmına bağlıyoruz. Biraz daha gerçekçi görüntü için color ramp'ten çıktı alarak bump ekliyoruz. Bump'ı da principle'daki normal kanalına bağlıyoruz. Finalde böyle bir bina materyali elde etmiş oluyoruz. Evet, ben sizleri daha fazla sıkmamak adına birkaç tane binayı hızlıca yaptım. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bina sayımız az olduğundan sahnemize birden fazla bina ekleyeceğimiz için bu binalara rastgele renk tonları atarsak binalarımız az da olsa farklı gibi duracaktır. Binalarımızın ana tekstürlerinin olduğu materyale gelerek mix color ekliyoruz. Bir tane de color ramp ekliyoruz. Renk geçiş sertliğini constants olarak seçiyoruz. Artı düğmesine tıklayarak kaç renk ataması istiyorsanız o kadar renk aralığı ekleyebilirsiniz. Renk dağılım sıklığını ayarlıyoruz. Renkleri seçerek tek tek istediğimiz tonlara getiriyoruz. Ben genellikle texture'lar üzerinden ton seçmeyi tercih ediyorum. Siz ister kendiniz, ister benim gibi texture üzerinden damlacık aracıyla renk tonları seçebilirsiniz. Color ramp çıktısını mix color'ın B kısmına bağlıyoruz. Son bir not düğümü olarak input kısmına obje info ekliyoruz. Bunu da color ramp'ın factor kısmına bağlıyoruz. Artık binalarımızı kopyalayınca rastgele olarak belirlediğimiz renkleri atıyor olacak. Mix color kısmından factor kısmını 1'e doğru getirirseniz ayarladığımız renklerin daha baskın gözükeceğini göreceksiniz. Materyal şemamızın son şekli bu şekilde oluyor. Binalarımızı ilerleyen süreçlerde daha fazla seçebilmek için tek bir collection altında topluyoruz. Şimdi artık sahnemizi tasarlamaya geçebiliriz. Binalarımızı biraz kenara çekiyoruz. Geniş ekranda çalışmak için diğer pencereleri kapatıyoruz. Bir plane ekleyerek onun üzerinden sokağımızın yolunu yapıyoruz. Yolları yaptıktan sonra binaların geleceği yerleri yapıyoruz. Sahne objemizin hepsini seçerek merge menüsünden by distance diyerek üst üste gelen vertexleri siliyoruz. Binaların geleceği yerleri X dörtgeni 15 cm civarı yukarı çıkartıyoruz. Şimdi obje moda dönerek binalarımızı tek tek sahnemize yerleştiriyoruz. Burada istediğimiz binamızı istediğimiz yere koyarak bir şehir görüntüsü oluşturuyoruz. Bir yandan da sahnemize kameramızı yerleştirip açılarını ayarlıyoruz. Kameramızın yerden yüksekliğini 170 cm yapıyoruz. Sahneye dik bakması için kameranın x eksenini 90 derece yapıyoruz. Açıyı bozmadan biraz daha yukarı bakabilmek için kameranın ayarları bölümünden Shift Y değerini biraz yükseltiyoruz. Yolumuzu biraz daha uzatıyoruz ki daha uzun bir yol gibi görünmesini sağlayabiliriz. Evet, ufaktan şehrin yapımını tamamladık. Şimdi yollarımızın ve kaldırımlarımızın materyallerini yapalım. Yolumuza Cube Projection diyerek UV Map ataması yapıyoruz. Tekstür bağlantılarını yapıyoruz. Sahnemize göre UV Scale değerlerini arttırarak tekstür boyutunu yola uygun hale getiriyoruz. Yolumuzu biraz kirletmek adına toprak PBR tekstürü ile mixliyoruz. Toprak ile asfalt materyalinin karıştırılmasını Color Ramp ile yapıyoruz. Daha gerçekçi olması için Color Ramp Factor girişine Noise tekstür bağlıyoruz. Ayarlarımızı sahnemize uygun bir şekilde yapıyoruz. Şimdi biraz daha gerçekçilik katmak için border taşı yapalım. Border taşımızı küp üstünden basitçe yapabiliriz. Ana modeli yaptıktan sonra bevel ile hatlarını belli ederek modelimizi ortaya çıkartıyoruz. Son olarak modelimizin boyutunu ayarlıyoruz. Border taşımıza küp projection diyerek bir UV map ataması yapıyoruz. Sonra materyal atamasını yapıyoruz. Ben burada beton PBR map'i kullanıyorum. İlerleyen kısımlarda çoğaltacağımız taş objelerinin Separate menüsünden ayırınca random olarak texture pozisyonlarını atamasını istediğim için Location kısmına Obje Info ekleyerek Random kısmını bağlıyoruz. Üstünde yine biraz kirlilik istediğim için siyah beyaz bir kaplama ile Mix Color ile karıştırıyoruz. Karıştırma formatını da Overlay yapıyoruz. Şimdi border taşlarımızı kaldırımların kenarlarına gelecek şekilde ekliyoruz. Thank you.
Şimdi kaldırımlarımızın tekstürünü ayarlıyoruz. Yine küp projection diyerek yine bir UV map ataması yapıyoruz. Principal shader bağlantılarını yapıyoruz. UV scale kısmından sahnemize uygun boyutlara gelene kadar scale işlemini yapıyoruz. Şimdi Ivy Generator Geometry Node şemasını indirmek için sayfasına gidiyoruz. Bu Geometry Node sistemi ile sahnemizdeki objelere sarmaşıklar ekleyebiliyoruz. Sahnemizi eklemek için hurda arabaları indiriyoruz. Açıklama kısmına hepsinin linkini ekledim, oradan indirebilirsiniz. Arkadaşımızın sayfasına bakarsanız birçok güzel modeller var. Ücretli ve ücretsiz olarak istediğinizi indirebilirsiniz. Sokağımızın farklı yerlerine koymak için şöyle bir çöp modeli buldum, bunu da indirebilirsiniz. Bu modelleri indirirken .glb olarak indiriyorsunuz. Blender'da GLB modelleri sorunsuzca açabiliyorsunuz. Modelleri indirdikten sonra sırasıyla Blender'ın içine import ediyoruz. Bu model benim sistemime ağır geldiği için kullanamıyorum. Siz de açıyorsa siz kullanabilirsiniz. Bir sonraki modele geçiyoruz. Modeli import ettikten sonra sahnemizin dışına çekiyorum. Burada parçaların hepsini tek parça haline getiriyorum. Edit moda girerek üst üste gelen vertexleri siliyoruz ki modelimizin biraz daha hafiflemesini sağlıyoruz. Kamera açısına geçerek objemizi kameramızın açısına göre uygun bir konuma getirip koyuyoruz. Yine farklı bir araç indirerek onu da sahnemize import ediyoruz. Onu da sahnemize uygun bir yere getirerek koyuyoruz. Şimdi çöp modelini sahnemize import ediyoruz. Edit moda girerek üst üste gelen vertexleri siliyoruz ki modelimizin vertex sayısı düşsün. Onu da sahnemizde uygun bir konuma getirip koyuyoruz. Şimdi sahnemizi eklemek için ahşaptan yığıntılar yapacağız. Şimdi sıfırdan yeni bir Blender açıyoruz. Sahnemizdeki küp objesini kullanarak bir ahşap tahtası yapacağız. Edit moda girerek objemizi ahşap formuna gelene kadar scale yapıyoruz. Modelimize dikey loop katlar atarak bölüyoruz. Kenar noktalarından extrude yaparak veya taşıyarak girintili çıkıntılı ahşap görüntüsü vermeye çalışıyoruz. Farklı tahta modelleri yapmak için de yatay olarak loop katlar atıyoruz. Kenarlara atadığımız vertexleri de yine sağa sola hafifçe taşıyarak girintili çıkıntılı yüzeyler yapıyoruz. Bu şekilde istediğimiz kadar ahşap tahtası modeli yapabiliriz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bir havuz tarzında model yapıyoruz. Bu havuz modeli ile ahşaplarımızı gerçekçi bir şekilde yığılmasını sağlayacağız. Bir tane plane ekleyerek insert işlemi yapıyoruz. Sonra extrude yaparak kalınlık veriyoruz. Insert yaptığımız yüzeyleri seçerek extrude yapıyoruz ve artık havuz modelimiz karşımızda duruyor. Şimdi tahtalarımızı havuzumuzun içine getiriyoruz. Edit moda girerek objelerimize küp projection diyerek UV map ataması yapıyoruz. Shader editor penceresini açarak oradan materyal atamasını yapıyoruz. Ve ahşap PBR maplerimizi seçiyoruz. Scale ve rotation değerlerini kendimize göre ayarlıyoruz. Objemizde biraz eskitme istediğimiz için ana renk tekstürümüzü siyah beyaz bir kaplama ile yine mixliyoruz. Karıştırma formatını da OOL'a yapıyoruz. Mapping bölümünden location kısmına obje info'nun random kanalını bağlıyoruz ki rastgele bir dağılım elde edelim. Objelere bevel modifier ekleyebiliriz ki bu şekilde kenarlarında pah tarzında yumuşak bir geçiş elde edebiliriz. Şimdi objelerimizin orijin noktalarını ayarlıyoruz. Obje menüsünden yapabiliriz. Origin to Geometry diyerek geometrilerine göre merkezlerini ayarlamış oluyoruz. Şimdi tahta modellerini üst üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Her tahta modeline farklı rotation değerleri veriyoruz. Üst üste istediğimiz kadar ahşap modeli koyabiliriz. Zeminimizi seçerek fizik bölümünden rigid body ekliyoruz. Zeminimiz ekranda sabit duracağı için rigid body kısmından tipini pasif olarak ayarlıyoruz. Delikli bir yapısı olduğu için collision kısmından shape kısmını mesh olarak ayarlıyoruz. Alttan bir pencere açarak buradan timeline penceresini açıyoruz. Şimdi tahtalarımızın hepsini seçiyoruz ve bir tanesini aktif obje olarak belirliyoruz. Fizik ayarlarını ayarlıyoruz. Obje menüsünden Rigid Body bölümüne giderek oradan Copy from Active diyerek fizik özelliklerini diğer ahşap modellerine aktarıyoruz. Şimdi Play tuşuna basıyoruz ve ahşaplarımızın gerçekçi bir şekilde üst üste yığıldığını görebiliyoruz. Havuz modelimizi biraz daha küçültüyoruz. Küçültme işlemini yapınca Ctrl-A'dan Scale diyoruz. Evet, istediğimiz frame sayısını belirliyoruz ve animasyonumuzu durduruyoruz. Bütün ahşapları seçtikten sonra Rigid Body menüsünden Apply Transformation diyoruz. Artık birinci frame'e gelsek de tahtalarımızın pozisyonu bozulmayacaktır ve bu şekilde duracaktır. Son olarak objelerimizi seçip Ctrl-C ile kopyalıyoruz ve kendi çalışma alanımıza gelerek Ctrl-V yapıyoruz. Artık ahşap tahta yığıntılarımızı sahnemize eklemiş oluyoruz. Ahşap yığıntılarımızı istediğimiz yerlere koyabiliriz. Ahşap yığıntılarımızı bir collection içinde topluyoruz. Şimdi biraz önce indirmiş olduğumuz Ivy Generator'ı Blender'ın içerisine aktarıyoruz.
Aktardığımız modelleri sahnemizin boş bir kenarına taşıyoruz. Evet, sistemim zorlandığı için sarmaşıklarımızı binalarımıza koyamıyoruz. Eğer sizde sistem zorlanmıyorsa koyabilirsiniz. Biraz da nasıl ekleyeceğinizi detaylı bir şekilde göstereceğim. Sahnemizi biraz daha düzenliyorum. Sahnemizdeki harabe modellerini tek bir collection altında topluyorum. Şimdi sarmaşıkları yerdeki objelere ekleyebiliriz. Bir tane plane ekliyoruz. Add Modifier kısmından Geometry Node ekleyerek IV nodu seçiyoruz. Target kısmından çevre diye oluşturduğumuz collection'ı seçiyoruz. Artık çevre collection'ın içindeki modellerin üzerinde sarmaşıkların çıktığını görebiliyorsunuz. IV Destiny kısmından yoğunluğunu biraz düşürüyorum ki kasmaların önüne biraz daha geçelim. Artık yapmamız gereken tek şey plane'imizin üzerindeki edge'leri kopyalayarak veya extrude yaparak modellerin üzerine getirmektir. Bu şekilde otomatik algılama ile modellerin üzerinde direkt sarmaşıklar gözükmeye başlayacaktır. Evet, modellerimizin üzerine sarmaşıklarımızı yerleştirdik. Şimdi test render'ı almak için ayarlarımızı yapalım. Cycles render motoruna geçiyoruz. Ekran kartı ile render alacağım için device bölümünden ekran kartımı seçiyorum. Tiles değerini de 250 yapıyorum ki her seferinde 256 piksellik render'lar alsın. Render moduna giriyoruz. Aydınlatma için arka plana HDR yükleyeceğiz. World ayarları bölümüne geliyoruz. Color kısmından environment texture'ı seçiyoruz. Polyhaven'dan indirmiş olduğum HDR'lardan birini seçiyorum. Şehrin üst tarafını da görebilmek ve kamera açısını yerdeki objelerle doldurabilmek için kamera açısını biraz daha ayarlıyorum. Şimdi biraz daha iyi oldu gibi duruyor. Kameramızın ön kısmını doldurmak için çöp yığınından kopyalayarak ön tarafa koyuyorum. Sarmaşık eklediğimiz plane objesinden extrude yaparak öne koyduğumuz yığıntının üzerine getiriyoruz. Bu sayede sarmaşıklar öndeki modelimize de eklenmiş oluyor. Şimdi test render'ımızı alacağız. Max sample değerini 30 yapıyorum. Render butonuna basarak render'ımızı alıyoruz. 1 dakika. Bir şeyler dikkatimi çekti. Binaların hizası tek sıra gibi duruyor. O yüzden binaları Y ekseninde hafifçe ileri geri kaydırarak yapaylığını gideriyorum. Render almadan önce sahnemize bir tane de sun lambası ekliyoruz ki HDR'ın yanında biraz daha güneş etkisini alalım. Güneşin açısını da soldaki binalara vuracak şekilde ayarlıyorum. Z ile render moduna giriyorum. Bakalım nasıl etkisi var. Daha gerçekçi ışık tonları elde edebilmek için shader editörü açıyoruz. Sun lambamız seçiliyken yukarıdan use node butonuna tıklıyoruz. Artık lambamızın güneş şiddetini, renk gibi ayarlarını buradan ayarlayabiliriz. Güneşimizin etkisini daha iyi görebilmek için world ayarlarımıza giderek oradan şiddetini 0 yapıyoruz. Sun lambamızın şiddeti iyi gibi duruyor. Daha gerçekçi tonlar alabilmek için emisyon materyalinin color kanalına black body bağlıyoruz. Black body ile gerçekçi hayattaki ışık tonlarını elde edebiliyoruz. Ben bu derste 4500 değerini kullanacağım. World'ümüze giderek şiddetini 1 yapınca şimdi daha gerçekçi bir aydınlatma yapabildiğimizi görebiliyorsunuz. Sample değerimizi 500 yapıyoruz. Arka planı transparent yapıyoruz ki Photoshop'ta istediğimiz gibi arka planı düzenleyebilelim. Photoshop'ta kullanmak için bazı kanallar aktif ediyoruz. Artık render butonuna basarak final render'ımızı başlatıyoruz. Evet, render'ımız bitti. Gayet güzel duruyor. Tabii ki sistemim zorlanmasaydı binalara hasallar ve sarmaşık gibi etkenler ekleyecektik. Bu şekilde de güzel oldu diyebiliriz. İlk başta render kanallarımızı kaydedelim. Üstten kompozit paneline geçerek diğer kanalları da almamız gerekiyor. Pencereleri biraz düzenleyerek sağ alt köşeden bastığım tuşları tekrar görebilirsiniz. Viewer eklediğim halde arka planda render gözükmüyor. Yukarıdan use node seçiyorum, yine gözükmüyor. Sağ üstten backdrop butonuna basınca artık gözükmeye başlıyor. Alacağım kanalların daha temiz olabilmesi için denoise'den geçiriyorum. İlk olarak mist kanalını alıyorum. Diğer kanallar temiz olduğundan onları denoise'den geçirmeme gerek yok. Direkt alacağım kanalları tespit edip kaydediyorum. Aldığımız render'ı Photoshop ile açıyoruz. Diğer kanalları da projemizin içine sürükleyip atıyoruz. Render kanallarına sağ tıklayarak akıllı objeden çıkartıyoruz. Kanalları kapatarak sadece ana render'ımızı seçiyoruz. Seçim araçlarından Magic Ventool aracına geçerek gökyüzünün olacağı alfa kısmını seçiyoruz. Mist kanalı hariç diğer kanalların gökyüzü gelecek siyah kısımlarını seçerek siliyoruz. Sıralamayı bu şekilde yapıyorum. Ambiance Occlusion kanalının karıştırma formatını Multiply olarak ayarlıyorum. Glossy kanalını Screen yapıyorum. Glossy 1 kanalını Soft Light yapıyorum.
En üstteki kanala tıklayarak yaptığımız bütün bileşimleri tek kanal haline getiriyoruz. Bunu da Ctrl, Shift, Alt ve E butonlarına basarak yapıyoruz. Çıkan görseli seçerek kamera RAW filtresini açıyoruz. Buradan renkleri biraz daha güzel hale getiriyoruz. Kontrast değerini biraz arttırıyorum. Sıcaklık değeri ile hafif oynuyorum. Hafif mavi tonlara çekiyorum. Tint değerini de +9 gibi yapıyorum. Highlight ile parlayan alanları biraz daha açıyorum. Shadow yani gölgeleri de biraz açıyorum. White ile beyazları bir tık açıyorum. Texture ve Clarity kısmından da biraz açıyorum ki daha güzel efektif bir görüntü olsun. Vibrance ve Saturation ile de hafifçe oynuyorum. Curves bölümünden de Light ile Highlight kısmını biraz açıyorum. Detay kısmından biraz keskinlik katıyorum. Color Mixer kısmından Luminance'dan belirlediğim renkleri biraz daha parlatıyorum. Evet, genel olarak Camera Raw final ayarlarımız bu şekilde oluyor. Ok butonuna basarak yaptığımız ayarları çalışmamıza uyguluyoruz. Çalışmada kullandığımız HDR'ı açarak arka plan olacak kısmını seçiyoruz. Seçtikten sonra Ctrl-C ile kopyalayarak kendi çalışmamıza gelerek Ctrl-V yapıyoruz. Ctrl-T ile Free Transform moduna girerek yerini ayarlıyorum. İşlemler bitince en alttaki layer'a çekiyorum. Mist kanalı istediğim etkiyi vermediği için kullanmıyorum. Artık çalışmamızın çıktısını alabiliriz. İlk olarak PSD olarak kaydediyoruz. Sonrasında File Export S diyerek PNG olarak çıktı alabiliriz. Ve çalışmamız karşımızda duruyor. Evet, bu çalışmayı da sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de içeriklerimize destek vermek istiyorsanız videolarımızı beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.